Şimdi gözlerinizle parmaklarımı takip ederken olayı zihninize getirin ve bedeninizi, duygularınızı fark edin ben donana kadar. Araba gelir, şimdi derin bir nefes alın. Şimdi nasıl? Sağ olsun, hani eğitim giderlerinin karşılanabilmesi için de bir talep oluşturulmuş. Evet. Siz galiba bu yaşadığınız durumdan dolayı birazcık herhalde sıkıntılar yaşıyorsunuz. Çok normal. Ama siz güçlüsünüz ki hala ayaktasınız. Değil mi? Sağ olun. Bence olumsuz tarafından değil, biraz daha iyi tarafından bakıp görmeliyiz. Daha kötüsü olabilir miydi? Evet. Ama biz burada olduğumuza göre güçlüyüz. Bunun üstesinden gelebilecek güçlüsünüz. O yüzden mal mülk her türlü olur, hiç merak etmeyin. Belki hemen olmaz ama bir zaman alır ama olur her türlü. O yüzden hani... Gençler, size güveniyoruz. İyi çalışın. Sen merak etme. Ben de gelirim de lan. Ne yapacağım? Hayır, hayır. Yoldaymış, ben bir 10 dakika sonra falan dedim. Ben sizi arayacağım. Tamam. Çünkü içinde izin verdi. Burada. Önceki arananlar artık oynarlar, ulaşılamayanlar karşısına yazılanlar. Yani konuşmamayanlar arayacak. Hepsini arayacak. Yazı yazanlar arayacak. Ama bana yazı yazanlar. Bilmem ne zaman. Mesela yazmış, mesela diyelim ki başlık mahalle kurmuş, dilek çekip hayalini yazıyor. Ya? Evet. Aynı yönden mi geliyor ses ile titreşim? Evet. Evet. Sağ elimdeyken sağ. Sol elimdeyken ya, sol elime titreşim gelince sol. Yansaydı. Bir de tıp'ın pili çok çabuk bitiyor. İki tane var. Çok çabuk bitiyor tıp'ın pili. Yani iki danışan, üç danışan ancak gidiyor. Ondan sonra Şimdi buradan size çift yönlü sesler gelecek ve ellerinizdeki cihazlardan da çift yönlü titreşim uyarımları. Kaç kişi var toplam? Sayıyorum. Tamam. Sana zahmet var. Sayı verdi. Ona göre şey yapalım ya. Bizim sayfada bir 3-4 kişi var. Bizim kameraman İkiniz de doktor olacaksınız. Sizi iyileştireceğiz. Çok çalıştım.
Ne olacak kardeş? Doktor olmuşsunuz. Anlaştık mı? Belki benimle beraber gelsin o zaman. Evet. İster misin? Evet. Ben de lazım derim seni. Sen de komşu kızısın öyle mi? Hı hı. İkisi kardeşmiş. Cemil Şener. Gidebilirsiniz. Giderim. Bu hafta zaten okullar açıldı. Çocuklara okulları açıldığı zaman o zaman hani biz en azından öğrencilere konuşuyorum ki çünkü her gün böyle geç gitmek. Hadi. Bana, bana. Hadi çok Burka. Çalışıyorlar. Hangi rengi söyledin? Ne dedin sen? Tamam mı? Tamam mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak afet sonrası etkilenen bireylerin normal yaşantılarına geçiş sürecini hızlandırmak ve ihtiyaçlarını tespit ederek iyileşme ve toparlanma becerilerinin artırılması amacı ile çeşitli meslek grupları ile hane ziyaretleri yapılarak psikososyal destek hizmeti vermekteyiz. Hane ziyaretlerimizde aileyi tanıyoruz, ihtiyaçları hakkında bilgi alıyoruz, gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Bilge Kaya ben. EMDR Derneği'nin üyesiyim. Ayanca gönüllü olarak geldim. Burada cenazesi olanlara, kaybı olanlara, evi yıkılanlara psikolojik destek vermek amaçlı buradayız. Derneğimiz gönüllülükle çalışan bir dernek. Travma iyileştirme çalışmalarını yürütüyoruz burada. Derneğimizin isminin açılımı da Gözroz. Çift taraflı uyaran vererek, göz hareketleriyle, tıplarla veya ses vererek tekniğimizi uyguluyoruz. Zaten bir çalışmamızdan... Çok faydasını gören. Evet. Mesela çok büyük kaybı olan bir aile vardı. Ben hak etmiyorum iyileşmeyi, nefes almayı hak etmiyorum diyen birisiydi. Çalışma, tek seans çalışmadan sonra nefesinde düzelme oldu ve hayat devam ediyor diyebildi. Geçirdik yani. Ekibe söylemek istediğiniz şey var mı? Ekibimize çok teşekkür ediyorum. Devletimize, ekibimize. Her konuda gelip yardımcı olmaya çalışıyorlar. Moralimizi düzeltmeye çalışıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Ne diyeyim? Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür